Evet arkadaşlar, hazır boş pist bulmuşken yıllardır bahsettiğim heel and toe'yu anlatacağım. İngilizce, Türkçesi de şu: heel topuk demek, toe da parmak uçlarınız, yani parmak ucu ve topuk. Yani aslında 3 pedal Türkçesi. Ama 3 pedal burada lastik yakmak için değil, buradaki 3 pedalın amacı otomobilin şanzımanıyla motor devrini eşitlemek, bunun yanı sıra aktarım organlarını korumak, otomobilin stabilitesini bozmamak. Türlü türlü faydaları var. Özellikle çok güçlü bir arabanız, arkadan çekişli çok güçlü bir otomobiliniz varsa ve viraja heel and toe yapmadan bir anda küçültürseniz arka lastik kitlenir. Kitlendiği zaman da spin atarsınız. Yani şöyle örnek göstermeye çalışacağım. Mesela bu viraja geldin, 3. vites geliyorsun, hızlı geldin. Heel and toe yapmadan bak arka oynadı, ıslak olsa spin atar. Yedinci viraja geliyoruz mesela. Bak ne kadar pürüzsüz durdu otomobil. Bunu yapmazsan hem arka kilitlenir, kontrol kaybı yaşarsın. Şanzıman ve diferansiyel ekstra yüke biner, kırabilirsin. Mesela 3'le gidiyorum, heel and toe yapmayacağım. Bak nasıl attı arabayı. Bir de heel and toe yapıyorum. Tık diye ve ne kadar pürüzsüz duruyor. Burada tabii arabayı iyi tanımanız lazım. Hangi devirlerde hangi viteste olduğunu iyi bilmeniz lazım. Yoksa pistte, hele ıslak pistte falan direkt spin atabilirsiniz. Arabanıza zarar verebilirsiniz. Aynı şekil önden çekiş için de geçerli. Hatta Type R'da kendi yapıyor bu yeni FK8'de. İptal de edebiliyorsun. Geldin 3. vites. Hop. Şimdi yapacağım. Bak ne kadar pürüzsüz durdu. Çok basit. Alışmak lazım. Frene parmak ucunla basıyorsun. Tabii pedalların konumu da çok önemli burada. S2000'in çok rahat yapılıyor mesela. Kendinden zaten onu düşünmüşler. Yeni nesil önden çekerlerde olmuyor mesela. Çok uzak pedallar. Çok fazla gerek de olmuyor zaten bazılarında. Frene bastın parmak ucunla. Tam vites değiştireceğin sırada topuğunla gaz veriyorsun. Ya da ayağının yanıyla. Artık o ayağınızın boyutuyla da alakalı. Böyle kürek gibi ayağınız varsa topukla yapamazsın. Ayağının yanıyla yaparsın. O biraz alışmaya bağlı. Hani ben şöyle şu yan topuk gibi yapıyorum. Tamamen alışmaya bağlı. Frenini yaptın parmak ucunla. Gazını verdin. Ve debriyajdan da o sırada çektin. İlk başta böyle kulağa zor gelir. Ama denedikçe, antrenman yaptıkça öğreniyorsun. Ben Tanus'ta öğrendim, öyle söyleyeyim. Her şeyi de millet artık gına geldi Tanus'tan. Ama öyle hakikaten çok şey öğrendim ben otomobilde. Heel and toe'dan arkadaşlar böyleydi. Umarım açıklayıcı olmuştur. Mesela bak heel and toe yapmayacağım. Bak hemen arkası attı. Ama heel and toe yapayım. 3'le geldim. Bak heel and toe yapınca hiçbir sıkıntı olmadı. Mesela uzun düzlük. Hızlı gidiyoruz. Mesela 3, 2'ye çakayım. Gördün mü? Nasıl atıyor? İşte heel and toe bunun için var arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu videoyu da çok istiyordunuz. İşte size S2000 ile heel and toe videosu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben biraz daha gazlıyım.